entrikacı olarak maalesef devlet başkanı sıfatıyla görülen Trump bu ateşin fitilini maalesef Müslümanlara karşı kendisi ateşlemiştir. Ama şunu bilmelidir ki işgal planları bu topraklarda tutmaz. Kaçın Amerika, oradan doğrudan defol. İngiltere, Amerika ve Siyonizmin yeni kuklası Trump, Amerikan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağına dair açıklamayla Kudüs'le ilgili hadsiz, hukuksuz ve hiçbir şekilde hiçbir İslam ülkesinin aklı izan sahibi bir milletin kabul etmeyeceği şekilde bir tasarruf gerçekleştirmiş, ABD'yi ve İsrail'de hiç ummadığı bir neticeyle karşı karşıya bırakmıştır. Katil İsrail, işbirlikçi Amerika! Ey Amerika! Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya, İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katil olarak ABD'nin Siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail kanatları altına aldığını herkes görüyor ve biliyor. Kadim bir İslam şehri olan ilk kıblemiz, Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız, İsrail'in başkenti olarak nitelendirmenin Amerika'ya ve bu coğrafyadaki tüm varlığının ilişkilerinin ciddi bir şekilde sorgulanacağını bilmeli ve bu ağır faturayı ödemeye hazır olmalıdır. Biz bu coğrafyada hiçbir şekilde zulüm ve abat olunduğunu görmeyen bir millet olarak Amerika'nın hiçbir şekilde bayrağını, uzantılarını ve mandasını kabul etmiyor ve diyoruz ki Siyonist kıkla Trump kısa sürede Hamas'ın ifadesiyle cehennemin kapılarını araladın. Hayır! Başkan olarak seçildiği günden beri hakkındaki şaibeleri temizleyemeyen Siyonist piyon Trump, Kudüs ile ilgili fikirlerini açıklarken adeta dünyanın aklı ile dalga geçme cüretini göstermiştir. Narsist kişilik bozukluğunun vücut bulmuş hali olan Trump, barış, barış diyerek savaşı çağırırken İkinci Dünya Harbi'nin çıkış felsefesini oluşturan sosyal darwinizmden beslenen bir kan emici olduğunu, Hitler'den aşağı kalır bir yanının olmadığını ekranlardan tüm dünyaya göstermiştir. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Birleşmiş Milletler kararlarını bakkal defteri gibi üzerini çizerek değiştirebileceğini zanneden Trump'ın aslında bunu güçlü olduğu için değil, sadece sallanmakta olan koltuğunu korumak için yapmakta olduğunun tüm dünya farkındadır. İzmir'den Hamas'a direnişe selam! İzmir'den Hamas'a direnişe selam! Suudi Arabistan'da kılıç salladıktan sonra İslam dünyasını birbirine sokma ve kan gölüne çevirme planı da kısa sürede ortaya çıkan Trump'ın bu oyunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin girişimleriyle başarısız kalınca bu defa da başta İslam alemi olmak üzere üç dinin kutsalı üzerinden bir dünya savaşı çıkarma çabası içerisine girmiştir. Siyonist İsrail hesap verecek! Siyonist İsrail hesap verecek! Siyonist İsrail hesap verecek! Trump'ın bu üç kutsal dinin kadim başkenti, Müslümanların ilk kıblesi, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü söylemesi apaçık bir dünya savaşının fitilini yakmaya çalışmak demektir. Katil İsrail, işbirlikçi Amerika! Katil İsrail, işbirlikçi Amerika! Katil İsrail, işbirlikçi Amerika! Trump
Trump'ın elinde tuttuğu kibritin Orta Doğu'yu değil, insanlığı ateşe atacağı farkında olamayacak kadar şımarık bir çocuk gibi sorumsuzca davranmaktadır. Tekbir! Ve Çanakkale'de destan yazan Şanlı Mehmetçik tarafından manen korunduğundan haberdar olmayan bu zavallılar şayet Kudüs'ü İsrail'e katmakta inat ederlerse milyarlarca Müslümanı ve yukarıda ismini saydığımız büyük komutanlarımızla aynı kararlılıkta karşılarında bulacaklarından hiç şüpheleri olmasın. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Kudüs